Evet arkadaşlar, şimdiki olayımız, drone'umuzu açtık, programımızı da açıp kumandayla bağlantısını yaptık. Şimdi drone'umuza bağlanacağız. Bu ekrandan sonra next diyoruz. USB ile bağlanacaksa USB, Wi-Fi ile bağlanacaksa Wi-Fi. Ben şu an USB ile kullanıyorum tablet üzerinde. Ok dediğim zaman çıkan ekranda USB bağlantı şeyi, eğer USB bağlantı kuruldu vesaire diyecek. Kuruldu. Buradaki tiki işaretliyoruz. USB'ye bağlanıyor ve bağlandı diyor. Geri tuşuna bastığımız takdirde program ana ekranına gelip bağlantı sağlamaya çalışıyor. Drone ile arasında kumanda, cihaz ve drone arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Şimdi ilk açılış biraz uzun sürebilir. Bazen hızlı bir şekilde atlıyor. Geçiyor. Evet. Şu an açıldı. GPS'lerimiz düşük diyor. Biraz bekleyecek, bulacak. Kompas interferet diyor. Bu parazit var. Pusulada parazit var. Şimdi bundan önce benim size anlatmak istediğim nokta şu. Aynı zamanda kameramızı da açalım. Uygulamalı gösterebilecek miyiz bakalım. Pusula kalibrasyonu nasıl yapılır? Şimdi ayar penceresinde kameramız tamam. Gördüğünüz gibi. Ayar menüsünü açıyoruz. Şimdi daha sonra burada kompas menüsü var. Kompasa basıyoruz. Evet. Şu soldaki ibre bed gösteriyor. Biz burada beddeyken başta, yani çok kötü demek. Yani parazit olan bir bölgede olduğumuzu gösteriyor. Bu parazit alanda kalibrasyon yapmanın bir anlamı yok. Zaten parazit bir alandasınız. Yine yanlış sonuç verecektir veya kalibrasyon işlemi başarısız olacaktır. Bazı arkadaşlar bundan yakınıyor. Bunu biz yeşil ile sarı arasında tutmaya çalışacağız. En güzeli tabii ki yeşil. Bu yüzden temiz bir alana gidip başlatmamız gerekiyor. Öncelikle bunun için kumandayı ben baskılıyla boynuma bir basayım. Biraz gezmemiz gerekecek. Evet. Şimdi drone'umuzda düzgün bir alan bulmak için, parazit olmayan bir alan bulmak için, ve bakın uzaklaşıyoruz. Burada araba vardı. Duvar var. Duvarın dibi çit dolu. Şu an medium, biraz da uzaklaştık. Evet. Şimdi drone'umuzda yönünü, tavsiye edilen internette gördüğüm kadarıyla kuzeye doğru çevirmek. Evet, şu an good şekilde ve buraya bırakıyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Kalibrasyon işlemini start dediğimiz takdirde başlayacak. Ve ekrana geldi. Nasıl geliyor? Diyor ki kanatlar açık şekilde yatay pozisyonda drone'unuzu tutun. Ve saat yönünde, dikkat edin, saat yönünde çevirin. Ve pil tarafı size bakacak. Şimdi bunun için video çekme şansım olmayacak. Kalibrasyon fade dedi çünkü tamamlamadık biz. Evet, start işlemine başladık. Drone'umuzu alıyoruz arkadaşlar. Ve saat yönünde çeviriyoruz. Kollardan tutuyoruz ve saat yönünde çeviriyoruz. Şimdi ben bunu yavaş yaptığım için muhtemelen başarısız da sonuçlanacak. Çünkü bunu hızlı hızlı döndürmemiz gerekiyor. En azından 2-3 tur. Ya da bu kendi zaten şu an pozisyon değiştiriyor. Ne diyor? Pil aşağıya bakacak şekilde yan bu şekilde pozisyon alın ve tekrar çevirin. Saat yönünde, dikkat edin. Çeviriyoruz. Kalibrasyon success dediğim zaman drone'u tekrar eski pozisyona getirip yere koyuyoruz. Şu an kendisi alıyor. Pusulayı kalibrasyon etti. Complete'e bastığımız takdirde ana ekrana dönecek ve pusula kalibrasyonu başarılı sonuçlanıyor arkadaşlar.